Biz iç politikamıza, iç siyasetimize dönelim. Bizim bir enflasyon meselemiz var. Savaştan evvel de vardı. Pek çok hata yapıldı. Bunları hep burada söyledik. Tabii hafıza o kadar eskiye gitmediği için Türkiye'de bunlar hatırlanmıyor. Şimdi deniyor ki ya sanki şunu şurasında işte 13. gün ondan önce savaş varmış gibi iyi ama savaş var deniyor. Sanki bu ülkede her şey alım gücüne kıyaslandığında uygun fiyattaydı. Sanki öyleydi. Şimdi öyle deniyor. Böyle işte hayat böyle devam ediyor. Herkese de bir takım bahaneler çıkıyor. Şimdi bir enflasyon tartışması var. İktidarla muhalefet arasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir bay kriz benzetmesi yaptı. Bay krizin beceriksizliğinin son yansıması enflasyon. Milletimiz uçan fiyatlar, gün aşırı gelen zamlar, astronomik faturalar altında çile çekiyor. Hayat pahalılığı felaket bir şey. Zam üstüne zam yaptılar. Enflasyon sopasını fakirin, fukaranın sırtında kırdılar. Bilhassa enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelerin bir kısmı küresel dengesizliklerden kaynaklanıyorsa, bir kısmı da içerideki hırsların eseridir. Bu fitursuzca uydurulmuş koskoca bir yalan. Belli ki artık söyleyecek yalanları da kalmamış. Enflasyon ve beraberinde getirdiği hayat pahalılığı, zamlar sadece vatandaşı söyletmiyor. Her ay yeni bir rekor tazeleyen enflasyonun ateşi siyaseti de yaktı. Liderler karşı karşıya. Bir tek Venezuela, Sudan, Surinam ve Zimbabwe ve enflasyonda bizden yüksek. İşte size Bay Kriz'in üstün ekonomi politikalarının sonucu. Surinam'la Zimbabve ile rekabet eden bir Türkiye gerçekten ibretlik. Enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vadimizi de yerine getireceğiz. Sizin enflasyonu düşürmeye niyetiniz de, gücünüz de, bilginiz de, ekibinizde yok. Bu fiyat artışlarının nedeni yolsuzluktur. Bay Kriz ve ekibinin kötü yönetimidir. Akşener Erdoğan'a Bay Kriz diye hitap etti. Ekonomi kötü, enflasyon tavan, vatandaş perişan. Tek bir sorumlusu da Erdoğan dedi. CHP lideri de Erdoğan videosu izletti. Erdoğan'a onun sözleriyle yüklendi. %25'i açlık sınırının altındaysa bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Demek ki memleketi bu hale hükümet getirdi. En yetkili isim söylüyor. Ben söylemiyorum. Hükümetin tepesindeki kişi kim? az önce konuşan zat. Bu itiraf son derece değerli bir itiraftır. İktidarın enflasyon timleri hamlesi de muhalefetin hedefinde. Enflasyonla mücadele timimiz hareket halinde. Kimsenin oyun oynamasına izin vermeyiz. Kim zam yaptı? Derhal müfettiş gönderelim, polis gönderelim, efendim zabıta memuru gönderelim, denetleyelim. Bu işler denetimle, sopayla falan olmaz. Bir sefer ilk yapacağın iş bunların tamamını geri çekeceksin. CHP ve MHP hattı da gergin. Ekonomi üzerinden siyaset yangın yeri. Kemal Derviş'in yetiştirmesi demiş ki... Kıttıkların hükümeti kuyrukların efendisi oldular. Saray artık kınadıklarıyla sınanıyor. Ayçiçek yağı almak için insanlar birbirine eziyor. Akaryakıt ve yağ kuyruğundan bahseden siyasi keneler asıl siz söyleyiniz. Kimin kuyruğu, kimin uyruğu, kimlerin uydusu oldunuz? Bugünkü CHP varken biliniz ki düşmana gerek yoktur.